Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine yan hesapla oynuyoruz. Online karşılaşmalarda biliyorsunuz en son 17. sezona çıkmıştık ve 2'de 2 galibiyetle 17. sezonda devam ediyoruz. Bakalım 16'ya falan çıkabilecek miyiz? Bastık arkadaşlar bu arada. Kim gelecek? Ahli diye bir rakibimiz geldi. Ahli. Adamın son 5 maçına bakarsak arkadaşlar bu maçı kazanma ihtimalimiz Çin'den yüksek diyebiliriz. Çünkü adamın son 5 maçı pek iç açıcı değil. Tabii hiç belli de olmaz ama bu çöp takımla bile arkadaşlar biliyorsunuz birkaç gündür gelene geçene 3 atıyoruz 5 atıyoruz adamları kaçırıyoruz arkadaşlar. Yani şu çöp takımla bile bunu yapıyoruz ya. Var ya böyle öyle bir para biriktireceğim ki bu arada bir dakika abi Agüero öyle gidiyor adam sakat. Şu atı abi atlatalım ondan sonra anlatacağım. Jones ondan Firmino'ya kollara geçme top Marco Kolar. Şimdi Marco Kolar Firmino'yu güzel gördü. Firmino sol kanattan bindireceğiz. Kaldırdı topu sıyrıldı 2-3 kişiden birden. Firmino ceza sahasına sokuldu. Ortaya dönecekti. Kol bak geldi. Firmino'nun pozisyonunu bozdu. Wilson var orada. Wilson ne anlatacaktım ben bu arada onu da unuttum. Tekrardan Kolar'a. Maç bir anda heyecanlandı. Hızlanınca arkadaşlar Akanji'den güzel bir pas denemesi. Geçirmedi Wilson. Ross. Kolar. Ondan Firmino'ya. Firmino'dan tekrardan Kolar'a. Kolar. Süratle ilerliyor. Çalım atma çabası. Akanji'de kaldı top. Uzun oynadı Akanji. Bekletmeden tehlikeli ve riskli paslaşmalar rakibimizden kaldırdı. O topu orada kaldırdın mı iş bitmiştir kardeşim. Benim önümde öyle top kaldırmaya, çalım atmaya, artistik yapmaya falan kalkarsan tamam mı? O pozisyon ölmüş demektir bunu bil. Wilson var Martins'in karşısında. Martins eline yüzüne bulaştırdım be birader. Hiç alım atacaksın var ya eline yüzüne bulaştırdım bak böyle atacaksın ya. İlla gösterelim mi yani böyle açıksın bak Firmino sol kanattan süratle ilerliyoruz. Artistik hareketler bak şimdi gol nasıl atılır onu da göstereyim sana. Kolar dışarıya. Evet gol nasıl atılır onu gösteremedik arkadaşlar. Şimdi kaleciyle kullanacağız. Kullanacağız mı? Adam rakip kullanacak yani. Ne diyorduk bu çöp rakiple bile arkadaşlar gelene geçene 3-5 atıyoruz. Bakalım nasıl bir transfer yapacağız böyle para biriktireceğiz. Çatır çutur böyle. Bir anda bir bakmışsın takım böyle full efsanevi olmuş. Siz bile şaşıracaksınız. Ulan ne ara böyle oldu falan diyeceksiniz ama kesinlikle sezon pas almak falan filan para yatırmak bu hesaba yok arkadaşlar. Kesinlikle onun bilgisini vereyim. Şimdi top Martins'e diyecektim. Bu arada az önce biz de elimize yüzümüze bulaştırdık yani çalım atacağız diye. Onu da görmedik zannetmeyin arkadaşlar. 3 oyuncu değişikliğimizi yapalım işte her zaman olduğu gibi. Persson, Urbanski ve Amersfoort'u İkinci yarının henüz başında oyuna dahil ediyoruz arkadaşlar. Kalan süre bakalım bizlere neler gösterecek. İlk yarıda henüz ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda bakalım ne olacak. Kaleci Jones'a geri döndük. Jones. Kimseye gelmedi. Fernandes. Ondan Firmino. Firmino'dan Marco Kolar'a güzel pas. Marco Kolar sıyrıldı. O rakibinden de sıyrılırsa tehlikeli olabilir. 2-2 birden kapattı orayı top. Kolbak'ta kaldı. Tekrardan kalkıp kapıyor Kolar. Hadi abi kapıyorsun madem bir şeyler yap. Akanji uzaklaştırdı topu. Wilson. Ondan Gorter. Tekrardan Kolar. Ama offside. Firmino ama offside abi. Topu ağlara gönderdik. Ama golün geçerliliği yok. Offside'dan dolayı. Rakibimiz kullandı offside'ı. Fischer var orada. Riskeye girmeyelim. Kaleci Jones'a döndük. Jones. Persson'u oynadı. Amersfoort. Firmino'nun yokluğunda Amersfoort güzel işler yapmıştı arkadaşlar. En sonki videomuzda hatırlarsınız. Ama hala bir gol sesi çıkaramadık arkadaşlar bu arada. Niye öyle oldu bilmiyorum. Martins. Ondan derinlemesine bir pas düşüncesi. Kaleci Jones'ta kaldı. Hızlı çıkalım. Hızlı çıkalım. Hızlı çıkalım kardeşim. Kolar. Abi niye orada bize geçmiyor hiç? Ben onu anlamıyorum ya. Bak yavaştan sinirlenmeye başladım. 2-3 tane atacağım şimdi dakika 70'ten sonra. Göreceksiniz. Mozata. Mazota ya da neyse. Her neyse. Wilson. Ondan Persson'a. Wilson Persson derken Firmino'ya güzel bir pas atabildik sonunda. Firmino. Dakika 76'lar. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Firmino yapıştır gelsin. 1-0. Dakika 77. Durum 1-0 ve adam kaçtı arkadaşlar. Niye kaçıyorsun abi? Ulan size de var ya gol atmaya gelmiyor. Geçtik. Şurada bir sezon pasımız varmış. Onu da alalım. 3'te 3 yaptık arkadaşlar 17. sezonda. 306 altın verecek. Sezon pas alırsam. 306 altın. Yani ben 45 lira vereceğim. Bana 306 altın verecek arkadaşlar. Oğlum bir yürüyün gidin ya. Viper Doll diye bir rakibimiz geldi. Bizim son 5 maçımız full galibiyet. Umarım bu ana bir gözdağı olmuştur arkadaşlar. Bir korku salmışızdır. Maç öncesinde. Rakibimizin inişli çıkışlı bir
Son 5 maçı vardı. Dikkat ettiyseniz kim topu kapıyoruz? Top Firmino'dan. Firmino'dan Kolar'a mükemmel pas. Defansın arkasına doğru sarkmayı başardı Kolar. Kaldırdı topu. Tekrardan Firmino'nun koşuna doğru birazcık kısa düştü pas. Uzaklaştırıyorlar. Fernandes yükseldi, vurdu kafayı. Horgan. Ondan Ross. Ross da kaptırıyor. Yine Fernandes. Ondan tekrardan Horgan. Horgan'ı hatırlıyor musunuz? Bir ara videoda turboya bağladı. Bu arada Ross'a güzel pas. Ceza sahasına sokuldu. Ross kaleciyle karşı karşıya. Dakika 14. 1-0 oldu. Skor 1-0 oldu arkadaşlar. Dakika 14'te. Güzel. Güzel geldik. Erken dakikalarda öne geçtik. Güzel oldu. Di Maria. Ondan Immobile. Immobile'ye geçmedi. William. William mı? Wilson. Hocam offside yok mu? Eyvah eyvah, offside yok. Kaleciyi çıkardık. Immobile güzel attı çaprazdan. Dakika 20'de 1-1 oldu durum. Immobile'den güzel gol. Uzaktan ve dar açıdan birazcık çaprazdan köşeye güzel bir vuruş oldu. Pinto Firmino'da. Ama daha maç bitmedi arkadaşlar. Biz daha son sözümüzü söylemedik. Anlatabiliyor muyum? Kolar ondan Firmino'ya. Firmino. Ceza sahasına sokuldu. Firmino 2-1. Firmino 2-1. Roberto Firmino'nun golü. Durumu 2-1'e getiriyoruz. Dakika 26'da. Hızlı ve seri maç oluyor. Di Maria. Severim. Böyle gollü çekişmeli maçları severim arkadaşlar. Di Maria tekrardan Immobile'nin önünde kaldı. Immobile Jones'la karşı karşıya. 2-2. Immobile'den yine mükemmel bir gol. Adam var ya, atıyor da ha. Atıyor yani. 2-2. Çekişmeli oluyor maç. Güzel. Severim bakın. Böyle maçları severim arkadaşlar. Gerçekten yenmek yenilmek önemli değil ama bu tarz karşılaşmaları severim. Böyle çekişmeli olacak abi. Offside. Ah be. Ah be, hakem var ya. Faul çaldıydı orada. Normalde serbest vuruş kullanmamız gerekiyordu ama offside. Firmino'ya çarptı. Gonalas'ın önünde kaldı. Şimdi tekrardan Immobile. Böyle Jones çıktı, uzaklaştırdı topu. Firmino. Ondan Kolar'a güzel bir pas. Kolar'dan Firmino'nun koşuna doğru. Ondan Joka'ya. Joka'ya gelir mi? Joka hızlandı bir an. Ama yetişemedi topa. Fernandes yükseldi. Kafayı vuramadı. Kaleci Jones çıktı. Hadi abi. Niye orada bekliyorsunuz? Her zaman çıkarsınız. Kendi kendinizi uzaklaştırırsınız. Şimdi orada bekliyorsunuz bir adamın ya. İlk kere bitti. Bir de ben atağa giderken bitir, kalenin ağzındayken. Oyuncularımız yine klasik. Aynı şekilde yerlerine koyalım. İkinci yarıya başlayalım arkadaşlar. İlk kere 2-2 güzel oldu. Çekişmeli oldu. Güzel goller var. Rakibimizden de güzel goller var. Ama umarım kazanan biz oluruz arkadaşlar. Kolar. Ondan Persona. Firmino. Sıyrılırsak tehlikeli olabilecekti ama sıyrılamadık. Geriye döndüler. Riske girmediler. Kaleci uzaklaştırdı. Şimdi Fernandes var. Topun düştüğü yerde. Fernandes'ten Firmino'ya. Firmino'dan Kolar'a. Yüksek pas. Ondan Persona. Persona yetişmeye çalışıyor. Kaleci çıktı. Coutinho. Topa sahip oldu. Coutinho mu? Hangi Coutinho bu ya? Bu arada mükemmel bir pas oldu. Immobile. Kalecimiz çıktı dışarıya. Korner. Kaleci Jones çıktı. Adam da sakatlandı arkadaşlar. Barker oyuna giriyor. Rakibimizde. Dışa vuruşunu kullandılar. Fernandes var orada. Yükseldi. Urbanski. Hadi. Gorter. Uzaklaştırıyoruz bir tık. Ama tehlike geçmiş değil. Thomas. Ondan Gonalas. Fernandes'e daha uyumayın. Offside. Immobile offside'e yakalandı. Kaleci Jones da offside'i kullanıyoruz. Kolara doğru geçer mi? Geçir. Geçirmediler. Kafayla uzaklaştırdılar. Di Maria. Di Maria. Van der Meer var orada. Kaleci Jones. Hayır abi, hayır. 2 hamlede. Belki de 3 hamlede topa sahip oluyor Jones. Uzun oynadı. Persson. Persson indirdi. Firmino'ya güzel bir pas. Sıyrılabilirsek gol gelecekti ama sıyrılamadık. Dakika 70'lere kadar geldik. Hala ilk yarıdaki 2-2'lik skor devam ediyor. Immobile'den söktü kaldık topu. Van der Meer. Kaleci Jones'a geri döndü. Bu dakikalarda bir gol bulursak bunun telafisi yok diyecektim. Kafayla Firmino'ya mükemmel indirdik. Firmino ceza sahasına doğru sokuluyor. Kaleciyle karşı karşıya. Coutinho mu, Firmino mu? Tabii ki de. Tabii ki de Firmino. Roberto Firmino durumu 3-2'ye getirdi. Güzel. Son dakikalara yaklaşmışken tekrardan öne geçmemiz güzel oldu arkadaşlar. Bakalım kalan dakikalarda başka bir gol atacak mıyız ya, yiyecek miyiz? Ben de merakla bekliyorum. Elimizden geldiği kadar farkı aşmaya çalışacağım rahatlamamız açısından. Yine Firmino'ya kafayla indirdik. Mükemmel bir pas. Firmino ceza sahasına sokuldu. Arsik hareketler. Firmino şöyle bir döndü. Açtı ortasını. Kolar vurdu dışarıya.
Marco Kolar. Oğlum bu adamın da bütün oyuncuları sakatlanıyor ha. Sakatlanmadan çıkan bir oyuncusu yok herhalde bugün. Şimdi Wilson. Ah be ulan var ya. Abi öyle bir şey olacağını bilseydim. Biraz önde tutardım adamı. Çarptı önümüzde kalabilirdi. Firmino. Ondan Gorter'e. Sol kanat boş abi. Evet Kolar'a doğru. Kolar. Hadi. Kaldırdı topu Kolar. Amersfoort yaptı ortasını. Çarptı orada rakibe. Şimdi Persson'da. Firmino güzel paslaşma var. Firmino uzaklardan 90+5 4-2 yaptı. Hat-trick. Roberto Firmino. Roberto Firmino dakika 90+5'te durumu 4-2'ye getiriyor arkadaşlar. Güzel bir gol oldu. Ve son düdük geldi. Adam kaçtı. 5-2. 4-2 yedi. 5-2 oldu. Toplamda 5 tane gol atmış olduk arkadaşlar. Adam kaçınca yapacak bir şey yok. Kaçmasaymış. Ne yapalım? Takımımızda enerjisi düşen falan yok. 17. sezonda 4-4 ile ilerliyoruz. Hiç mağlubiyet de yaşamadık arkadaşlar. Sadece beraberliklerimiz var. Bazı beraberliklerimiz var ama hiç mağlubiyetimiz olmadı. Paris Saint Germain takıma bak. Full siyah. Ama adam full mağlubiyet. Allah Allah. Anlamadım yani. Ne yapmak istediğini anlamadım. Full siyah bir rakibin bu sezonda ne işi var? Bir. İkincisi niye full mağlubiyet? Falan filan. Neyse. Bakacağız. Gayretine bakacağız arkadaşlar. Şimdi birazdan nabzını ölçeriz. Yani derdi neymiş, sıkıntısı neymiş anlarız. Horgan. Top çeviriyoruz bu arada. Adamı Acomane. Ne yaptı? Bekliyor. Bağlantısı mı koptu bilmiyorum. Dokunduk ceza sahasına doğru. Erken dakikalar. Ulan atamadık be. Beleş golü atamadık arkadaşlar. Firmino ile köşe vuruşunu kullandık. Firmino yaptı ortasını. Ross yükseldi. Vurdu kafayı. 1-0. Dakika 11. Andy Ross. Ross'tan mükemmel gol geldi. Dakika 11'de. Rakibimizin herhalde bağlantısı mı koptu, ne oldu bilmiyorum arkadaşlar ama bir şeyler var. Van Dijk'ten söktük topu. Ben vallahi biliyorsunuz arkadaşlar, ben bağlantısı koptu onlara bakmıyorum. Kolar'la böyle iki tane ikinci golü de atıyorum arkadaşlar dakika 15'te. Yapacak bir şey yok. Bağlantısı kopmasaymış yani, yeri geliyor bizim de kopuyor. Ben böyle 3000 altın olan finalde 3-1 öndeyken, dakika 80'de 3-1 öndeyken finalde yensem 3000 altın alacağım. Etkinlikte bağlantımın koptuğunu biliyorum arkadaşlar. Ve 5-3 yenildim yani bağlantım kopunca. Bu arada söktük topu yine. Kaleciyle karşı karşıya direkten döndü. Lan hadi lan. 3-0. Adamın bağlantısı koptu arkadaşlar herhalde bilmiyorum. Yakalamışken buna var ya. 10 tane atalım ya. Hadi bakalım. Atabilecek miyiz? Hedefimiz 10 arkadaşlar. Santra'yı kullandı yine Van Dijk. Oğlum adı böyle oldu mu? Adamın ayağından da top alınmıyor ya. Firmino güzel sıyrıldı. Bir hareket daha, ikinci hareket daha, üçüncü hareket daha. Hareket yapmıyoruz tabi bu arada arkadaşlar. Firmino Kolar'ı düşündü. Kolar bugün Kolar'a hat-trick yaptırabiliriz arkadaşlar. Ömründe ilk defa Kolar hat-trick yapacak bizim sayemizde. Bakalım başarabilecek miyiz. Tabi adam şimdi bağlantısı koptu falan diyoruz da, birazdan çatır çutur başlarsa adam full siyah. Valla 4-0'dan öne bile geçebilir arkadaşlar. Çünkü bizim takım çöp biliyorsunuz. Takımın derecesi 55 mi ne yani? 60 mi ne? Kolar'a mükemmel bir vuruş ama mükemmel bir out. Maalesef kaleyi tutturamadık. Kaleci Ederson. Paris Saint Germain karşısında dakika 34'te 4-0 öndeyiz arkadaşlar. Kaleci Ederson şimdi kale vuruşunu kullanacak. Hadi be kardeşim ya. Bugün kullanır mısın artık? Yoksa yarın gibi mi gelelim? Yani yarın diyorsan da ona göre söyle, beklemeyelim, yarın gelelim. Hadi Van der Meer. Yükseldi, vurdu kafayı, indirdi Kolar'a. Ondan Firmino'ya. Firmino. Dokunma çabası. Firmino. Kaldırdı topu. Uzaklardan denesek mi, vazgeçtik. Van Dijk var orada. Firmino Van Dijk'ten de söktü. Kaleciyle karşı karşıya Firmino. 5-0. Öyle bir anlatıyorum ki sanki adam oynuyor. Tamam mı? Adam sanki oynuyor. Ben adamdan topu çalıp kendim gol atıyormuşum gibi böyle anlatıyorum yani. Adam oynamıyor. Bu adamın bağlantısı koptu. Bulmuşken adamı da yapıştırmaya çalışıyorum yani. Van Dijk. Firmino Van Dijk'ten sökmeye çalışıyor. Topu aldı. Firmino önünde boş bir alan var. İlerliyor. Rakibin balansı kopmuşken ilk yarıda 5-0 önde düşen 6. gol neden olmasın diyoruz. İçeriye doğru. Kolar kaleciyle karşı karşıya. Ederson mükemmel uzandı Ederson. Firmino köşe vuruşunu kullandık. Gol gelir mi arkadaşlar? Fernandes yükseldi, vurdu kafayı. Tekrardan Ederson'da kalıyor. 45+3 son saniyeler artık. Büyük bir ihtimalle degajda
Düdük gelecek arkadaşlar. Kaleci degajını dikti. Gelmedi lan, hayret. Firmino. Mbappe'de kaldı Firmino. Firmino sıyrılma çabası. Oğlum adam oynamıyor. Al şunu atın artık ya. Hadi 6-0 ilk yer hadi. Firmino. Ay Allah kahretmesin. Çelliğini. Ulan hakem düdüğü çaldı be. Atmazsan adam çalar tabi abi. Adamın da 1 milyon küsür XP'si var arkadaşlar. Biz yine klasik oyuncu değişikliğimizi falan yapalım. Ondan yine bir sıkıntımız olmasın. İlk yarı 5 tane attık. Hedefimiz 10'du. İkinci yarıda en az 5 tane atsak hedefimizi yakalarız. Belki de geç edebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum. 16.000 de XP'miz olmuş yani yavaştan böyle. Adamın balansı mı yok? Artık bilerek mi yapıyor? Bu da bir yayıncı mı? Yani maçı saldım. 10 tane gol yedim. Böyle başlık mı yapıyor kendine, video mu, içerik mi çıkıyor bilmiyorum ama bir şeyler var arkadaşlar. Kolar vurdu. 6-0 dakika 50'de ve Kolar hat-trick yapıyor arkadaşlar. Kolar'a hat-trick'ini yaptırdık. Sözümüzü tuttuk. En az 10 tane atarız dedik. Sözümüzü tutmak üzereyiz. Bakalım. Bugün verdiğimiz sözleri tutmak üzereyiz arkadaşlar. Firmino Van Dijk'tan sıyrıldı. Yine ceza sahasına doğru sokuluyor. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Firmino vurdu. 7-0 oldu dakika 53. Firmino da hat-trick yaptı. Böyle giderse 10 golü bile geçebiliriz belki. Yani böyle giderse 10 golü bile geçebiliriz gibi geliyor arkadaşlar. Firmino. Van Dijk'tan sıyrılma çabası. Sıyrıldı Firmino. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Firmino. Ortada boş Kolar var. Persson var. Persson vurdu, direkten döndü. Hadi abi. Varan bekliyor. Oğlum atsana şu topu. Bak. Ya Allah'ım ya, Varan. Kardeşim verir misin? Birader şu topu verir misin? Bak. Vur şunun ağzına ya. Vur, çak şunun ağzına. Ulan bir yürü git lan. Firmino geriye döndü. Gorter. Gorter. Bir tane de ben atayım bırakın dedi. Ağlıyor şu an Gorter. Bir tane de ben atayım dedi. Ağlıyor. Ulan bırakın adam, yazık, atsın bir tane ya. Persson. Al Persson. Allah'ım var ya. Yarılacağım şu an ya. Persson vurdu. 8-0. Adam Allah'tan var ya, oynamıyor ha. Abi oynamayan adamın ayağından top almak çok zor ya arkadaşlar. Gerçek söylüyorum. Almıyor. Bir de benim oyuncular da zayıf ya. Almıyor arkadaşlar. Firmino. Bak Firmino nasıl alıyor. Firmino çünkü efsane bir güçlü. Bak. Harekete bak ya. Orada çalım atacağız diye yanlışlıkla pas verdik. Firmino. Kaldırı topu. İçeride boş. Persson. Persson vurdu. 9-0 oldu dakika 75. Abi verdiğimiz sözü, hedefimize bari ulaşalım. Tutalım yani. 10 gol dedik dakika 75. Ya yani bir tane atarız herhalde bu oynamayan adama. Dakika oynayan adama bile 2 tane attığımız, 3 tane attığımız zamanlar oluyor arkadaşlar. Bırak da buna da bir tane atalım. Dakika 80'lere kadar geldik. Firmino ceza sahasına doğru sokuldu. Ederson'la karşı karşıya. Firmino 10. Ulan niye kaçtın be? 10-0 oldu arkadaşlar durum. 10-0 galip geliyoruz bu çöp takımla. Bu ne diyor? Pasoyu yetkinleştir falan filan. Yok abi, sezon pas falan almak yok. Sezon pasta ne varmış? 66'ında burada var. Oh, suyundan da koy. 3250 altınımız oldu arkadaşlar. Güzel. Güzel. 17. sezonda 5'te 5 galibiyetle ilerliyoruz. Yükselmeyi garantiledik zaten ama şampiyonluğu da garantilememiz gerekiyor. Bak kardeşim. Dream Fishy C. Neysen işte, ismin neyse takımın. Bak 5'te 5 galibiyetim var. Az önce Paris Saint Germain'i 10-0 yendim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bence yol yakınken şimdiden çık git. Oyunu terk et. Benden söylemesi. Derken adam topu kaptı. Geliyor. Artistik yaptık adamı o kadar. Aynen. Jones'la topu. Hadi Jones hadi. Bugün de var ya, Jones'un abuk subuk hareketleri yapma günü herhalde. Kolar'a. Mükemmel bir pas oldu bu. Kolar abi ne yapıyorsun? Kolar'cım. Marco Kolar'cım ne yapıyorsun? Az önce hat-trick yaptın diye bir tarafın mı kalktı kardeşim? He? Vallahi bak oynatmam seni ha. Vallahi oynatmam. Satarım. Satarım, beni kızdırmayın. Aziz Yıldırım ne diyor? Arda Turan'ı diyor, ben diyor kredi kartımla satın alırım. Şimdi istesin diyor. Tek çekim olarak kredi kartımla satın alırım diyor arkadaşlar. Aziz Yıldırım'ın bu tarz hareketleri de, konuşmaları da gerçekten insanın hoşuna gidiyor. Yani komik, enteresan konuşma tarzı var. Yapar mı da yapar yani, adam deli yani, biliyorsunuz. Rakibimizin ilk şutu out'a çıkıyor arkadaşlar. Şimdi kaleci Jones'la kale vuruşunu kullanacağız. Kullandık uzun noktaya. Uzun nokta neresi? Onu siz bilmezsiniz arkadaşlar. Uzun nokta bana özel. Topu kaptık. Firmino'ya kazandırdık. Firmino'dan Rosa. Ross. Önünde boş bir alan var. Topu kaldırdı. Ferahladı. Ross. Ross'tan artistik hareketler yaparken
Topu kaptırması ama tekrardan kapması, tekrardan kaptırması. Firmino. Ulan hadi kayın orada. Bekledim penaltı olur diye. Rose. Firmino'dan asist. Rose'dan mükemmel gol. Andy Rose. Rose'dan mükemmel gol arkadaşlar. Kolum kaşındı, pardon. Kayıt. Derinlemesine bir pas. İkinci pas da güzel. Wilson var orada. Rakibimiz geliyor Baldock'la. Düşürmemiz lazım. Baldock 1-1 oldu dakika 35. Adam anında cevap verdi abi. Saniyesinde. Saniyesinde cevap verdi. Kolar. Marco Kolar santrayı kullandı. Baldock. Baldock'tan topu kapabilir miyiz? Kaptık, kazandırdık. Ross. Ondan Firmino'ya mükemmel pas be. Pasın güzelliğine bak abi. Gol olmasa da olur ama Firmino tabii ki de bunu atar. Böyle güzel bir pası gole çevirmek Firmino gibi usta isimlerin işidir arkadaşlar her zaman. 2-1 öndeyiz. Tekrardan öndeyiz arkadaşlar. Joka var orada. Geçmedi Van der Ver. Baldock. Hadi. Porter. Firmino'ya geldi top, hele şükür. Marco Kolar. Önünde boş bir alan var. 45 artı 1 diyor. Marco Kolar hızlı. Süratlendi Marco Kolar iyice. Kaleci de karşı karşıya. 3-1 oldu durum. Marco Kolar. Ya hiç yok takımla bile var ya. Önümüze gelene 5-10 atıyoruz yani, görüyorsunuz. Yok bağlantısı kopmuş, 10 tane atmış. Beni ilgilendirmez kardeşim. Ben 10 tane attım, o attım. Adam kaçmasaydı o en az 12-13 olurdu yani. 12-13-0 online'da kazanacaktık. Ama adam kaçtı. Hala içimde kaldı yani. O iki tane gol atamadım ya fazladan. Hala içimde kaldı. Aç gözlülük arkadaşlar bu. Firmino. Personda kaldı Firmino'nun pası. Mükemmel bir pas düşüncesi. Bizim adam eliyle ittiriyor rakibi. Geçirmemek için. Firmino'ya geçmedi. Wilson uzaklaştırdı. İmri'ye. O kim abi? Person. Person'dan Firmino'ya mükemmel pas. Defans. Öne doğru çıktı. Firmino ilerliyor. Kaleci de karşı karşıya kalacak. Firmino. Kalecinin kapattığı köşeden 4-1 attı skoru. Roberto Firmino. Kullandılar santrayı. O şeyi. Gorter var Baldock'un karşısında. Baldock sıyrıldı birinci rakibinden. Fernandes'ten sıyrılmadı. Gorter'de kaldı top. Gorter'den mükemmel pas Kolar'a. Rakibimiz artık iyice afalladı arkadaşlar. Kolar. Kolar ceza sahasına sokuldu. Kolar kaleciyle karşı karşıya. 5-1 be. 5-1 be. Adam var ya, Allah'tan 1-1 yaptıydı. Adama bir tane gol attığına pişman ettik arkadaşlar. Adam diyor lan diyor, nereden attın bir tane golü diyor ya. Skor atmasaydım da bari 2-0 3-0 yeneseydim falan diye düşünüyordur şu an bence. Baldock. Baldock'un ayağından kaptı Wilson. Kolar. Kolar Firmino'ya doğru. Ulan bir adım daha atsaydım Firmino'ya kazandıracaktım. Gorter ona da geçmedi. Wilson. Tekrardan Gorter. Orada bir karambol yaşanıyor. Karşılıklı top kayıpları. Moreira'nın önünde kaldı. Jones'u çıkarttık. Jones kapattı orayı. Top boşta. Kale boş. Ve böylece saçma bir vuruş. Top out. Top out ama. Başka bir şey out değil arkadaşlar. Jones. Jones kullandı kale vuruşunu. Firmino indirdi. Wilson var o noktada. Wilson. Güzel pas Wilson'dan Firmino'ya. Mükemmel pas. Hiç beklemiyordum ben de. Firmino. Firmino. Kaleciyle karşı karşıya kalacak. Firmino'dan mükemmel hareketler. 6-1 oldu. Firmino'dan böyle bir bacak hareketleri arkadaşlar, gördüğünüz gibi izliyoruz. Şu harekete bakın, bak. Bak şurada bir vücut çalımı kaleciye. Orada kaleciye bir vücut çalımı. Durumu 6-1'e getirdi. Moreira. Adam oyundan da çıkmıyor ha, helal olsun. Ben olsam şimdiye kaçardım. Baldock. Wilson yine kapıyor Baldock'tan topu. Firmino'nun koşuna doğru geçti top Firmino'ya. Firmino. Yanında bir kişi var, sıyrılırsa tehlikeli olabilir. Sıyrıldı Firmino dışarıya. Ah be, yön tuşunu ayarlayamadım. Yön tuşunu ayarlayamadım, şımardık. Şımardık, 7-1 olacaktı. 7. golü adeta elimizin tersiyle ittik arkadaşlar. Baldock geliyor. Wilson yine Baldock'un ayağından topu alıyor. Bugün Wilson defansta nefes aldırmadı arkadaşlar. Özellikle Baldock var ya. Wilson'dan bugünden sonra nefret edecek arkadaşlar. Kesin. Van der Meer kafayla güzel indirdi ama kaleci Jones tehlikeyi sezdi, çıktı uzaklaştırdı. Fisher. Fisher göğsünde yumuşattı, indirdi, yine rakipte kaldı. İlerliyorlar. Kaleci Jones'la karşı karşıya direkten döndü. Kale yine boş. Yine dışarıya vurdu. Kale yine boş. Yine dışarıya. Boş kaleye. Yine atamıyor boş kaleye. Kaleci Jones 90+2 son saniye. Düdük geldi. 6-1 kazanıyoruz bu karşılaşmayı da. 10-0'dan sonra bu karşılaşmayı da 6-1 kazanıyoruz. Güzel maç oldu. Dediğim gibi arkadaşlar,
17. ligden şampiyon olarak çıktım diyor 16. lige. Bu sayede adım atıyoruz. Evet arkadaşlar, yani görmüş olduğunuz gibi bu yan hesapla, bu çöp takımla bile işte hani 10 tane attık adamı. Tamam, onun bağlantısı koptu, ona bir şey demiyorum. Orada rekora gitmeye çalıştım, hazır bağlantısı kopmuşken. Atabildiğim kadar atmaya çalıştım ama işte rakipleri kaçırdık. 4-1, 5-1, 6-1 sayamadım. 7-1 mi, 8-1 mi, öyle bir şeyler de vardı. Güzel karşılaşmalar oldu diye düşünüyorum. Yan hesapla karşılaşmalar, maçlar daha mı çok gelsin, normal hesabımızla daha mı çok gelsin, bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.